bugün Türkiye genelinde insan hakları derneği hapishane komisyonu olarak bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamasının konusu cezaevlerinde oluşturulan idari gözlem kurullarının mahkumlar üzerinde, mahpuslar üzerinde uygulamış olduğu hak ihlalleridir. Bu hak ihlallerinden bir iki örnek vererek başlamak istiyorum. 30 yıllık bir ceza almış bir mahpus. 30 yılını doldurmuş. Ama 30 yıldan sonra tahliye edilmesi gerekirken cezaevinde oluşturulan idari gözlem kurulları bu kişinin ondaki durumuna, davranışına, tutumuna bakarak tahliyelerini engelliyorlar. Bir örnek verirsek, örneğin diyor ki tahliyelerin engellenmesine gerekçe olarak diyor ki cezaevinde tasarruf tedbirlerini uygulamamış, lambayı geç söndürmüş ya da musluk açık kalmış gibi uyduruk gerekçelerle insanları özgürlüğünden mahrum ederek tahliyelerini engelliyorlar. Biz bu uygulamaların son bulması, gününü doldurmuş, cezasını doldurmuş, cezaevinde bulunan ve tahliyeleri ertelenen mahpusların tahliyelerinin sağlanması için Türkiye genelinde basınla, kamuoyuyla, halkla bu konuyu tekrar paylaşmak istiyoruz, gündeme getirmek istiyoruz. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi olarak 12 Aralık 2020 tarihinde Danıştay'a gözlem ve sınıflandırma merkezleriyle hükümlerin değerlendirmesine dair yönetmelik hakkında yürütmenin durdurulması talebiyle açmış olduğumuz iptal davasında mahkeme tarafından henüz bir karar verilmediğini kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Derneğimize idare ve gözlem kurulu kararlarıyla tahliyeleri engellenen mahpuslar, avukatları ve aileleri tarafından çok sayıda başvurular yapılmaktadır. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile müdürlüğü veri açıklamadığı için kaç mahpusun tahliyesinin engellendiğine dair net bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak ihale olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı 2021 yılının başından bu yana en az 501 mahpusun tahliyesi birden fazla kez birer yıl, 9 ay, 6'şer ay ve 3'er aylık periyotlarla engellenmiş olup henüz mahpusların tahliyelerinin engellenmesine devam edilmektedir. Tahliyesi engellenen mahpusların 54'ü 30 yılını tamamlamış ve koşullu salıverilmeye hak kazanmış mahpuslardır. Tahliyesi engellenenlerin 73'ü kadın mahpustur. Yine tahliyesi engellenen mahpusların 105'inin hasta mahpus listemizde olduğunu ve 42'sinin de ağır hasta statüsünde olduğunu vurgulamak isteriz. Yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı yıl ilk şartlı tahliyesi engellenen ağır hasta mahpuslardan olan Hayrettin Yılmaz ne yazık ki hastalıklarından kaynaklı olarak hapishanede yaşamını kaybetmiştir. Tahliyesi engellenen mahpusların 123'ünün sonraki süreçlerde tahliye olduğunu tespit edebildik. Bu yönetmelik doğrultusunda oluşturulan kurullar kendilerini mahkeme yerine koyarak mahpuslar hakkında iyi halde olup olmadıklarına dair değerlendirmede bulunmakta, mahpusların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarından yararlanıp yararlanmayacaklarına karar vermektedirler. İyi haldeyken tahliye tarihinden hemen önce yapılan değerlendirmede iyi halli değildir şeklinde karar verilerek kişi özgürlüğü ve güvenliğini doğrudan etkileyen iyi hal kavramı bu haliyle hapishane yetkililerin keyfi kararlarına bırakılmış durumdadır. Mahpusların kendileri ve avukatları tarafından bu kararlara yapılan itirazlardan sonuç alınamamakta mahpusların tahliyeleri uzun zamana yayılmaktadır. İdare ve gözlem kurullarının mahpuslarla ilgili değerlendirmelerde yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları disiplin cezalarını da gerekçe göstererek iyi olmadıklarına karar vermesi geçmişe yürüme yasağı ilkesine aykırıdır. İdare ve gözlem kurulları mahpusların iyi halli olup olmadığına karar verirken soyut ve subjektif yorumlarda bulunmakta, siyasi mahpuslardan da pişman olduklarına dair beyan istemektedirler. Bu kararlardan kaynaklı olarak yüzlerce politik mahpus denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bazı hapishanelerde mahpusların kuruluna dahi çıkarılmadan tahliyelerinin engellendiği